çocuk, rengi çiçek, kıblesi vicdan olan, ideolojisi sevgi, ülkesi dünya, ufku evren olan, nefreti savaş, sevgisi barış, ırkı insan olan, tüm canlıları kayıran, insan olan herkese merhaba. Irk, dil, din, fikir ve sınıf ayrımlarımızın, farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan bütün kalbindeki vicdanıyla burada olan yoldaşlarımıza, canlarımıza hoş geldiniz diyorum. Anı şiir okuması için buraya davet ediyorum. Annenin gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba. Elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su. Pencerenin önünde konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla anında baba. Barış sıcak yemeklerde tüten kokudur akşamda. Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanlara. Sıcacık bir ekmektir o. Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. Gelecek olan savaş, ilk savaş değil. Ondan önce başka savaşlar da oldu. En sonuncusu bittiğinde kazananlarla yenilenler vardı. Yenilen yanda yoksul halk açlıktan kırıldı. Kazanan yanda açlıktan kırıldı yine yoksul halk. Evet, basın açıklamamız için Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Recep abiye mikrofonu uzattık. Savaşlara karşı yaşasın barış. İnsanlar bir daha ikinci emperyalist paylaşım savaşında yaşanan acıları yaşamasın diye savaşın başladığı 1 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak kutlanırken tüm dünyada milyonlarca insan yeniden savaşların olmaması için sokaklara çıkarak barış isteğine aykırmaktadır. Ancak ne yazık ki bu yılki 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü de yeniden dünya savaşı olacak mı tartışmaların gölgesinde kutluyoruz. Emperyalist ülkeler kendi kapitalistlerine yeni paylaşım alanları yaratmak için kendi halklarının refahı için harcamaları gereken paraları ne yazık ki silahlanmaya harcamaktadırlar. Örneğin 2023 yılında Amerika 916, Çin 296, Rusya 109 milyar doları silahlanmaya harcamışlardır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Emperyalist ülkeler kendi çıkarları uğruna işgallerle, saldırılarla dünyayı kana bulamaya, gerici ve dikte güçlere zemin yaratmaya devam ediyorlar. Bir kez daha insanlık değerleri yerle bir ediliyor. Doğa geri dönüşü olmayan tahribatlara maruz kalıyor. Gözyaşı ve acılar dinmek bilmiyor. Başta Ukrayna ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde irili ufaklı çatışmalar, savaş devam ediyor. İsrail'in uzun yıllardır Filistin'e karşı uyguladığı işgal girişimi bu yıl boyutlanarak arttı. Yüz binlerce Filistinli topraklarından edildi. On binlercesinin başına bombalar yağdı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın, 40 bini aşkın Filistinli katledildi. Başta Türkiye olmak üzere kendini Filistin dostları olarak gösteren ülkeler Hamas'ı söylemlerinin üstüne geçemediler. Göstermelik ilan edilen boykotların arkasında milyonlarca dolarlık ticaret ilişkileri açığa çıktı. ABD ile işbirliği halinde
tehditlerine devam eden İsrail hem Lübnan hem de İran'a yönelik saldırıları büyüterek savaşı genişletmek istiyor. Katil İsrail, özgür Filistin! Katil İsrail, özgür Filistin! Katil İsrail, özgür Filistin! Savaş politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan mültecilik ve göçmenlik, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükseltilmesinin, halklar arasında düşmanlığın körüklenmesinin haracı haline getiriliyor. Milyonlarca savaş mağduru insanlık dışı koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışırken, binlercesi göç yollarında can verirken, başta Avrupa devletleri olmak üzere iktidarlar mültecilik üzerinden insanlık değerlerini pazarlıyor ve ayaklar altına alıyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde halklar İsrail'in emperyalistlerin desteğiyle Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırılarına karşı ve ırkçıların farklı ülkelerde göçmenlere hedef alan saldırılarına karşı kitlesel miting ve gösteriler düzenlediler. Dünya halklarının bu eylemleri barışın dünya halklarının kollarında olduğunu, onların mücadelesiyle geleceğini gösteren birer umut ışığıdır. Dünya barışı halklarla gelecek! Dünya barışı halklarla gelecek! Dünya barışı halklarla gelecek! NATO, emperyalizm bir savaş örgütüdür. AKP iktidarı içeride anti-emperyalizm söylemiyle kitleleri yedeklemeye çalışırken, Milli Savunma Bakanı dışarıya karşı önemli bir müttefik olarak önceliğimiz NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmektir diyerek NATO'nun hazır, kararlı ve güçlü olması için çırpındıklarını ifade etmektedir. Emperyalizm bir savaş örgütü olan NATO'dan çıkılmalı, NATO dağıtılmalı, ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalıdır. AKP iktidarı Kürt sorununu imha ve asimilasyon politikalarıyla çözme yolundan vazgeçmiyor. Sınır ötesi operasyonlara devam ediyor. Buna bağlı olarak Kürt siyasetçilere yönelik tutuklama, yargılama, özel hukukla infaz yakma, tecrit gibi uygulamalar devam ettiriyor. Seçme ve seçilme hakkının gaspı anlamına gelen kayyum uygulamalarına devam etmek istiyor. Kürt sorununun tam hak eşitliği temelinde çözümü, kolektif halkların güvenceye alınması konusunda hiçbir adım atmayan iktidar, bu talepleri bastırmak için süreklileşmiş bir şiddet politikası uyguluyor. İçeride barışçıl, demokratik çözüm yerine dışarıda operasyonlar sorunu ve tehdidi büyütüyor. Ekmeğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza, havamıza, geleceğimize göz dikenler, halkların bir arada kardeşçe yaşama iradesinde kendileri için büyük bir tehdit olarak görüyorlar. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Emperyalizm ve kapitalizm bütün savaşların kaynağıdır. Bir Eylül Dünya Barış Günü de savaşa karşı barışı savunmanın günüdür. Ülkemizde ve dünyada barış ve demokrasi için halkların eşit ve özgür birliği, savaşa karşı birliği için savaşa karşı barış mücadelesini büyütelim. Savaşa hayır, barış hemen şimdi! Savaşa hayır, barış hemen şimdi! Savaşa hayır, barış hemen şimdi! Buradan basınımıza da bir çağrı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün ulusal medyaya düşen bir haberde Siyonist rejime mühimmat taşıyan kargo gemisi Bandırma Limanı'nda diye bir haber düştü. Hollanda bandıralı Nodrich isimli geminin Bandırma Limanı'na demirlediği söyleniyor. Bununla ilgili de araştırma yapıp kamuoyunu bilgilendirirlerse seviniriz. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte barış yalnızca savaşın karşıtı değildir. Vicdan, sevgi, evet. Tevazu sahibi kanatlarını, olmaktır. Kanatlarını tut. Kardeşliği, birlikteliği, uyumu,
eşitliği, hak ve hukuku savunmaktır. Evet, şöyle bakın güvercin elinde olanlar, bir baksın resim alalım. Ağaçla, kediyle kavga etmemek, evet, zarar vermemektir barış. Güvercinleri görelim. Kendimizden ve yakınımızdan başlayarak dünya barışıdır amacımız. Bırakabileceğimiz en önemli mirastır barış. Okulda defterine sıralar, açmara yazar.